Merhaba değerli arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir sınav videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda 4. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlık çalışmasını sizlere sunmaya çalışacağım. Arkadaşlar, sınava hazırlık çalışmamıza geçmeden önce sizlere bir duyurum olacak. Daha önceki senelerde milli mücadele ile ilgili hazırlamış olduğumuz milli mücadele geniş özetini ve 40 soruda milli mücadele videolarımızı izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoları izlerseniz bu sınavdan yüksek bir not alacağınıza eminim. Evet, bu duyurumuzu yaptıktan sonra isterseniz 4. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışmamıza başlayalım. A bölümü. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Birinci cümlemiz. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmıştır. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. İkinci cümlemiz. Çanakkale Savaşı milli mücadele döneminde kazandığımız bir savaştır. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü Çanakkale Savaşı milli mücadele döneminde değil, Birinci Dünya Savaşı'nda kazandığımız savaşlardan bir tanesidir. O yüzden bu ifade yanlış. Üçüncü cümlemiz. Fiziki haritalar yeryüzündeki kabartı ve çukurlukları göstermektedir. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz de doğrudur. Dördüncü cümlemiz. Pusulanın renkli ucu daima güneyi gösterir. Bu ifademiz doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü pusulanın renkli ucu arkadaşlar daima güneyi değil kuzeyi gösterir. O yüzden bu ifade yanlış. Beşinci cümlemiz. Milli mücadelede gösterdikleri kahramanlıklar nedeniyle Maraş, Konya ve Antep illerimize unvanlar verilmiştir. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Neden yanlıştır? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi milli mücadelede gösterdikleri kahramanlıklar nedeniyle Maraş'a kahraman, Konya'ya arkadaşlar hiçbir unvan verilmemiştir. Antep'e gazi, Urfa'ya da şanlı unvanlarını vermiştir. Evet, buradaki Konya bu ifadenin yanlış olmasını sağlıyor arkadaşlar. Evet, 5. cümlemiz demek ki yanlış. 6. cümlemiz. Sakarya Savaşı sonunda Mustafa Kemal'e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verildi. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur. 7. cümlemiz. Milli mücadelenin savaş dönemi Mondros Ateşkes Anlaşması ile sonuçlanmıştır. Bu ifademiz doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Çünkü Mondros Ateşkes Anlaşması milli mücadeleyi sona erdiren değil, Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren antlaşmalardan birisi. O yüzden bu ifademiz yanlış. 8. cümlemiz, Gümrü Antlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan arasında imzalanmıştır. Bu ifademiz doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. Gümrü Antlaşması arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan arasında 3 Aralık 1920 tarihinde imzalanmış ve Doğu Cephesi arkadaşlar bu antlaşma ile ne olmuştur? Kapanmıştır ve bu antlaşma arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda kazandığı siyasi bir başarıdır. Yani ilk başarısıdır. 9. cümlemiz. Krokilerde gerçek boyutları küçültme işlemi belli bir ölçüye göre yapılır. Bu ifademiz doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Neden yanlıştır? Gerçek uzunlukların ne kadar küçültüldüğü krokilerde arkadaşlar belli değildir. O yüzden bu ifademiz yanlış. Boşluk doldurmada son cümlemiz arkadaşlar. Doğu, batı, kuzey, güney olmak üzere 4 ana yön vardır. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz de doğrudur. Böylece ne yapmış olduk? Doğru yanlış bölümünü bitirmiş olduk. Hemen B bölümüne, boşluk doldurma bölümümüze geçelim. B bölümü. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere
tablodaki kelimelerden uygun olanını yazınız. Evet, tablomuza bir bakalım. Kroki, beşeri, istiklal yolu, Yunanlara, kuzeyi, Fransızlar, meteoroloji, hava olayları, Mondros ve güneyi. Evet, bu 10 tane kelime ve kelime grubumuz arkadaşlar ne yapacağız? Alttaki cümlelerdeki boşluklara yerleştireceğiz. Hemen ilk cümlemizle başlayalım. Ağaçların ve kayaların yosun tutan tarafı nokta nokta gösterir. Evet, bu boşluğumuza ne gelecek arkadaşlar? Kuzeyi gelecek. Demek ki arkadaşlar ağaçların ve kayaların yosun tutan tarafları nereyi gösteriyormuş? Kuzeyi gösteriyormuş. İkinci cümlemiz. Havada meydana gelen ısınma, soğuma, rüzgar, yağış, sis gibi değişimlere nokta nokta denir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da hava olayları gelecek. Üçüncü cümlemize geçelim. İnsanların yaptıkları binalar, yollar, köprüler, barajlar birer nokta nokta unsurdur. Buraya ne gelecek? Buraya da beşeri gelecek. Diğer cümlemize bakalım. Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kaba taslak olarak çizilmesine nokta nokta denir. Bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da arkadaşlar kroki gelecek. Evet, demek ki kroki neymiş? Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kaba taslak olarak çizilmesine deniyormuş. Evet, diğer cümlemize geçelim. Milli mücadelede üzerinde silah ve cephanelerin taşındığı İnebolu'dan Ankara'ya uzanan yola nokta nokta adı verilmiştir. Evet, bu boşluğumuza ne gelecek? Buraya da İstiklal yolu gelecek. Evet, bu yolda aynı zamanda arkadaşlar bizim kadın kahramanlarımızdan Şerife Bacı da ne yapmıştır? Yaşamını yitirmiştir. Evet, kadın şehitlerimizden birisidir arkadaşlar. Bu İstiklal yolunda yaşamını yitirmiştir vatanı için. Diğer cümlemize bakalım. Ülkemizde hava tahminleri devlet nokta nokta işleri genel müdürlüğü tarafından yapılır. Buraya ne gelecek? Buraya da meteoroloji gelecek. Diğer cümlemize geçelim. Batı cephesinde nokta nokta karşı savaşılmıştır. Kime karşı savaşılmıştır? Yunanlara. Evet, bazen Yunanlılar da denebilir ama doğrusu arkadaşlar Yunanlardır. Evet, Batı cephesinde Yunanlara karşı savaşılmıştır. Diğer cümlemize geçelim. Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de nokta nokta ateşkes anlaşmasını imzaladıktan sonra işgaller başladı. Evet, buraya ne gelecek? Buraya da Mondros gelecek. Diğer cümlemiz Adana, Antep, Urfa ve çevresini nokta nokta işgal etmiştir. Buraya ne gelecek? Buraya da Fransızlar gelecek. Boşluk doldurmada son cümlemiz karınca yuvalarının ağzı nokta nokta gösterir. Buraya da güneyi gelecek. Evet, karınca yuvalarının demek ki ağzı nereye gösteriyormuş? Güneyi gösteriyormuş. Evet, bu cümlemizle beraber boşluk doldurma bölümünü de bitirmiş olduk. Hemen diğer bölümümüze geçelim. C bölümü. Aşağıdaki beşeri unsurlara ve doğal unsurlara beşer tane örnek veriniz. Evet, burada doğal unsurlar olacak, burada da beşeri unsurlar olacak. Evet, isterseniz beşeri unsur neydi, doğal unsur neydi bunları isterseniz arkadaşlar bir hatırlayalım. Beşeri unsur neydi? İnsan aklının ve emeğinin ürünü olan her şeydi. Yani insanların yaptığı demek ki her şeylere biz ne diyoruz? Beşeri unsur diyoruz. Doğal unsur neydi? Doğada kendiliğinden bulunan şeylerdi. Yani doğada kendiliğinden meydana gelen şeylerdi. Şimdi bunları isterseniz sırasıyla beşer tane örnek verelim. Mesela doğal unsurlar neydi? Denizler vardı. Göller vardı. Akarsular. Su ve toprağı ne yapabiliriz arkadaşlar?
Bu doğal unsurlara örnek olarak verebiliriz. Beşeri unsurlar neydi? İnsan aklının ve emeğinin ürünü olan şeylerdi. Mesela bunlar neydi? Evler, köprüler, yollar, barajlar ve otomobiller. Yani insanların yaptığı her şey ne oluyor arkadaşlar? Beşeri unsur oluyor. Bu tarz soru çıkabilir diye arkadaşlar size bu tarz bir örnek sunmak istedim. Evet, bu bölümü de böylece ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk. Hemen D bölümüne geçelim. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri krokiye göre doldurunuz. Evet, burada bir krokimiz var. Burada da arkadaşlar krokilerde mutlaka yönü gösteren arkadaşlar bir işaret mutlaka krokinin bir köşesinde bulunur. Evet, burada da ne olmuş? Oku göstermiş arkadaşlar. Demek ki bu krokide üst taraf neyi gösteriyormuş? Kuzeyi gösteriyormuş. Evet, ne yapacağız burada D bölümünde? Krokiye bakarak aşağıdaki cümleleri dolduracağız. Arkadaşlar buradaki sorulara cevap verebilmemiz için bizim öncelikle bütün yönleri, ana yönleri bulmamız gerekiyor. Biz kuzeyi bulduğumuzda arkadaşlar, kuzey yönünü bulduğumuzda diğer yönleri nasıl buluyorduk? Kuzeye doğru yüzümüzü dönüyorduk. Sağ kolumuzun olduğu taraf doğuyu gösteriyordu. Sol kolumuzun olduğu taraf batıyı gösteriyordu ve arka tarafımızda arkadaşlar nereyi gösteriyordu? Güneyi gösteriyordu. Evet, biz sadece bir yönü bulduğumuz zaman diğer yönleri ne yapabiliriz arkadaşlar? Kolaylıkla bulabiliriz. Burada bize ipucu olarak kuzey verilmiş. Biz de kuzey yönünden yararlanarak diğer yönleri ne yaptık? Kolaylıkla bulduk. Evet, yönleri bulduğumuza göre arkadaşlar aşağıdaki soruları kolay bir şekilde ne yapabiliriz? Cevaplayabiliriz. İsterseniz başlayalım. Birinci sorumuz. Okulun kuzeyinde. Okul nerede arkadaşlar? Burada. Kuzey neresiydi? Üst taraf. Okulun kuzeyinde ne var? Hastane var. İkinci sorumuza bakalım. Bakkalın güneyinde. Bakkal nerede arkadaşlar? Burada. Güney neresiydi? Alt taraf. Postane var. Üçüncü sorumuza bakalım. Sinemanın doğusunda. Sinema burada, doğu bu tarafta. Neresi var arkadaşlar? Okul var. Dördüncü cümlemize bakalım. Dördüncü sorumuza. Caminin batısında. Cami burada, batı bu taraf. Ne var? Eczane var. Son olarak okulun kuzey doğusunda. Kuzey burası, doğu burası arada olacak arkadaşlar. Okul burada, okulun kuzeyi burası, güney burası, doğu da bu taraftı. Kuzey doğu neresi olur? Burası olur arkadaşlar. Şöyle ne var? Park var. Evet, yönleri bulduktan sonra arkadaşlar krokilerde bu tarz soruları cevaplamamız çok kolay bir şekilde olacaktır. Evet, böylece ne yapmış olduk? D bölümünü de bitirmiş olduk. Hemen E bölümüne, çoktan seçmeli soruların olduğu bölüme geçelim. Evet, burada da 10 tane sorumuz var arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi yön bulmak için kullanılan yöntemlerden değildir? Bakalım şıklarımıza. GPS cihazı kullanmak. Arkadaşlar günümüzde yön bulmak için en çok kullanılan yöntemlerden birisi nedir? GPS cihazlarıdır arkadaşlar. Evet, GPS cihazları sayesinde ne yapabiliriz? Bulunduğumuz konumu çok kolay bir şekilde bulabiliriz. Bu kullanılır. Gölgeden yararlanmak. Arkadaşlar tam öğle vaktinde gölgemizin en kısa olduğu zamanda arkadaşlar gölgemizin bulunduğu yön nereyi gösteriyordu? Kuzeyi gösteriyordu arkadaşlar. Evet, böylece bu kuzey yönünden yararlanarak da biz diğer yönlerimizi kolay bir şekilde bulabiliriz. Evet, gölgeden yararlanabiliriz. Kutup yıldızına bakarak bulabiliriz yönümüzü ama bulutlara bakarak arkadaşlar biz hiçbir zaman yönümüzü bulamayız. O yüzden birinci soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. İkinci sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şıklarımıza bakalım. Öğle vaktinde gölgemizin yönü kuzeyi gösterir. Bu doğrudur. Biraz önce de söylemiştim bunu. B. Karınca yuvalarının ağzı doğuya bakar. Arkadaşlar karınca yuvalarının ağzı doğuya değil her zaman güneye bakar. O yüzden bu ifade yanlış.
Ağaçların yosunlu tarafı kuzeyi gösterir. Doğrudur. D'ye bakalım. Müslüman mezarlıklarında mezarın baş kısmı batıya bakar. Bu da doğrudur. Demek ki ikinci soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yurdumuzu işgal eden düşmanlara karşı Kurtuluş Savaşı'nda birçok cephede ne yaptık? Mücadele ettik. Buna göre Güney Cephesi'nde kimlere karşı savaştık? Kimlere karşı savaştık arkadaşlar biz Güney Cephesi'nde? Fransızlara karşı. Evet, üçüncü soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. Dördüncü sorumuz. Ülkemizde hava tahminlerinde bulunan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bu kurumumuz hangisiydi arkadaşlar? Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'ydü. Evet, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. Dördüncü soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. Hemen beşinci sorumuza geçelim. Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakalım 1. Erzurum Kongresi, 2. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, 3. Sivas Kongresi, 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. İsterseniz arkadaşlar kronolojik sıralanışı kolay bir şekilde yapmak için bu olayların tarihlerini karşılarına yazalım. Mesela ne vardı? Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı 19 Mayıs 1919 tarihindeydi arkadaşlar. Daha sonra Erzurum Kongresi vardı. 23 Temmuz 7 Ağustos arasındaydı. 1919. Daha sonra Atatürk ne yapmıştı? Erzurum'dan Sivas'a geçmişti. Sivas Kongresi 4-11 Eylül tarihleri arasında. Ve son olarak da Ankara'ya geçerek ne yapmıştı? 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmıştı. Tarihlere baktığımız zaman arkadaşlar ilk olarak Atatürk'ün Samsun'a çıkışı var 1. Daha sonra Erzurum Kongresi var. Daha sonra ne vardı? Sivas 3. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. Yani 2-1-3-4. 2-1-3-4 hangi şıkta var? C şıkkında var. Evet, 5. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. 6. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nda Güney Cephesi'nde mücadele eden milli kahramanlarımızdan biri değildir? Şahin Bey vardı arkadaşlar, Sütçü İmam vardı, Ali Sahip Bey vardı ama arkadaşlar Yörük Ali Efe neredeydi? Batı cephesinde, Aydın ve çevresinde ne yapmıştı? Kurduğu Kuvayi Milliye birlikleriyle Yunanlara karşı savaşmıştı arkadaşlar. Burada bize ne soruyor? Güney cephesinde diyor. O yüzden 6. soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. Hemen 7. sorumuza geçelim. Kroki ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şıklarımıza bakalım. Kuş bakışı olarak yapılan bir çizimdir. Doğrudur. Kroki'de ölçek bulunmaz. Doğrudur. Krokilerde önemli yerler sembollerle ifade edilir. Doğrudur. İşte kare, dikdörtgen, üçgen, daire şeklindeydi. D'ye bakalım. Krokiler belirli ölçülere göre çizilir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Çünkü krokilerde uzunlukların ne kadar küçültüldüğü belli değildir. O yüzden 7. soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. 8. sorumuz. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde kimle savaşılmıştır? Doğu Cephesi'nde kimleydi arkadaşlar? Ermenilerle. Evet, 8. soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Hemen 9. sorumuza geçelim. Yukarıdaki olaylar sırasıyla hangi savaşlarda gerçekleşmiştir? 1. Milli mücadelede düzenli ordumuzun kazandığı ilk savaştır. Bu neydi arkadaşlar? 1. İnönü. Evet, 1. İnönü zaferiydi. Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve mareşal rütbesi verildi. Bu Sakarya Savaşı'ydı arkadaşlar. Atatürk ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini verdi. Bu da neydi arkadaşlar? Başkomutanlık. Meydan Savaşı'ydı. Evet, demek ki ne olacak? 1. İnönü, Sakarya Savaşı, Başkomutanlık Meydan Savaşı. Bu da hangi şıkkımızda var? D şıkkında var. 9. soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. 10. ve son sorumuz.
Milli mücadele döneminde Doğu Cephesi komutanı aşağıdakilerden hangisidir? Bu kimdi arkadaşlar? Kazım Karabekir. Evet, 10. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. Bu soruyla beraber arkadaşlar 4. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışmamızı bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şimdiden herkese bütün sınavlarında başarılar dilerim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.